Bu kadar üzgün olmakta, bu kadar çökkün olmaktan ne kadar rahatsızsın? Bazı insanlar diyebilir ki gayet doğal, ben böyle hissedebilirim deyip belki de çok rahatsız olmuyordur. Genelde insanlar depresyondayken bundan çok rahatsız olurlar. Yani duygu durum içinde bulundukları duygular onları çok rahatsız etmekte ve özel hayatlarına, kendi öz bakımlarına, ilişkilerine, günlük işlevlerine, mesleki veya akademik hayatlarına oldukça çok yansır bu duygu durumu. Yani eskisi kadar iyi odaklanamaz, eskisi kadar ilişkilerine açık olmaz. Telefon çalar, telefona cevap vermek istemez. Normalde arayacağı hiç insanları aramaz. İnsanlarla buluşur ama konuşmaz. Belki de eskisi kadar konuşkan olmaz gibi geri çeker. Ve hırçınlaşma eğilimi de varsa bazen daha çok belki de çatışmalara girer. Veya çatışmalardan çekilmek için kendi içine kapanır. O zaman da izolasyona geçebilir. Bu tür durumlar şiddetinden aslında şiddetini bize gösterir depresyonun veya depresif hissetmenin. Ve kaynağının da medikal bir durum, yani mesela tiroid sorunu olmamasını bekleriz eğer depresyondan bahsedeceksek örneğin. Ben madde kullanımına bağlı değilse depresyondan bahsedebiliriz. Depresyon türlerinin de kısaca burada bahsedip sonra majör depresyondan bahsedeceğim. DSM-5 dediğim gibi bizim hep baktığımız bu medikal daha psikolojik psikolojik bozukluklarının tanılarından bahseder kitabımızda. Depresyon türlerini şu şekilde sıralamakta. Bunu da çok kısa bahsetmek istedim. Sonra sorunuz varsa döneceğim ama aslen ben majör depresif bozukluktan bahsedeceğim. Çünkü birçok insanın ben depresyondayım dediğinde aslında majör depresif bozukluk yaşıyor muyum acaba diye düşündüklerini varsayarak veya böyle olduğunu düşünerek majör depresif bozukluktan daha çok bahsedeceğim. Majör depresif bozukluk epizodik olarak yaşanır. Yani 2 hafta ya da 3 hafta ya da 1 ay, 2 ay şeklinde yaşayıp sonradan belirtilen yok olduğu bir durumdur. Sonra tekrar geri gelebilir ama tekrarlar. Bundan da bahsedeceğim. Alt belirleyiciler mesela peripartum başlangıç olabilir. Postpartum diyebiliriz. Doğum sonrası depresyon. Bunun altına girer. Mevsimsel depresyon gene bu majör depresif bozukluğun bir alt kırılımı, türüdür. Kaygılı stres aynı zamanda atipik bozukluk. Bunların hep majör depresif bozukluğu bir türevidir. Süren depresif bozukluk, depresyon semptomlarının çok daha az yaşandığı ama çok daha uzun dönemde, 2 sene kadar yaşandığı en az ve 3 aydan daha fazla aslında görülmesi beklenen. En az bir yani seneler boyunca gördüğümüz bir durum olmalı ama depresyon kadar ağır olmasa daha hafif bir depresyon hali ve arada hiç 3 aylık boşlukların olmadığı bir uzun bir dönemden bahsederiz burada. Menstruasyon öncesi disforik bozukluk, hormonal bir hormonlara bağlı bir depresif durum olduğu düşünülür ve bu şekilde gösterilmiştir. Yıkıcı durum duygu durumu düzensizliği. Bu daha çok öfke, sinirlilik ve agresyonla çok alakalı bir belirtiler örüntüsü. Madde ilaç ilişkili tıbbi duruma bağlı ve ayırt edilememiş depresif bozukluklar depresyonların türleridir. Peki majör depresif bozukluk dediğim gibi çoğumuzun aslında ben depresyondayım dediğimizde bahsettiğimiz durum budur. Hani her zaman depresyonda değiliz elbette ama biraz buraya aslında dikkati çekmekte fayda var ya da bunu anlamakta fayda var. Temel belirtilerden en az biri diyoruz. Yani depresif çökkün duygu hali mutlaka olmalı veya veya ilgi istek azalması veya hiçbir şeyden zevk alamama temel belirtidir. Bunlardan bir tanesi mutlaka olmalı eğer bir insan majör depresyon yaşıyorsa. Ve bunun dışında en az 4 tane. Yani yorgunluk, enerji azalması, bitkinlik. Yani insanın hiçbir şey yapmaya enerjim yok. Kolumu bile kaldıramıyorum. Şuraya yatsam, uzansam, bir daha kalkmasam keşke dediğimiz zaman haller gibi. Ama bunun en az 2 hafta olması gerekiyor. 2 hafta hemen hemen her gün ve sıklıkla böyle hissediliyor olması. Uykuda bozulma. Genel olarak uykunun azalması veya uykuya çok daha fazla meyletmek gibi. Uykunun azalması da şu şekilde: uykuya dalamamak, uyandığında tekrardan, yani ilk başta uykuya girişte zorluk ve uykuya tekrar dalmada zorluk gibi, insomnia ya da hypersomnia da olabilir, fazla uyku hali. İştahda önemli değişim, gene azalma veya çoğalma olabilir. Hareket ve konuşmalarda yavaşlama veya ajitasyon. Yerimde duramıyorum. Hani restless böyle şey dediğimiz hal aslında bu. Yerimde duramıyorum. Bir nereye otursam rahat edemiyorum gibi bir hal, ajitasyon hali. Veya yavaşlama, yani yani konuşurken bir yavaş konuşuyorum. Elim ayağım bir yavaş gidiyor. İnsanlar baktıklarında hatta fark ediyorlar. Diyorlar, insan böyle ne oldu, bir şey mi var
gibi sordukları haller. Dikkatin toplamada güçlük ve karar vermede zorluk. Dikkati toplamada güçlük genelde tabii ders çalışırken, öğrenciler söz konusu ders çalışırken. Bir kitap okumaya çalışıyorum, okuyamıyorum. Bir dizi seyrediyorum, kopuyorum hemen olabilir. Veya birisinin bir arkadaşım bana problemlerini anlatıyor. Dinliyorum, dinliyorum ama hani başından kopmuşum gibi de olabilir bu. Karar vermede zorluk, güçlük. Özellikle depresyonda çok zor olan aslında bir bilişsel aslında belirti. Çünkü neden? Çok yüksek derecede şiddetli depresyonda olan kişilerin tedavi almasını geciktiren bir şey. Çünkü karar veremiyorum. Hatta tedaviye ihtiyacım var mı ona karar veremiyorum. İhtiyacım olduğunu düşünürsem de nereden alacağıma da karar veremiyorum. Yani bir harekette bulunmakta, yeni bir şeye başlamakta ve buna dair karar vermede oldukça güçlük çekebiliyorum. O yüzden de durağanlaşıyorum. Hareket etmiyorum. O yüzden karar vermiyorum, seçmiyorum değil mi? Hani genel olarak pasif duruma geçiyorum. Değersizlik hisleri, suçluluk düşünceleri çok kilit noktalar bunlar. Genelde bu bütün bunlar olurken bir yandan hani fiziksel olarak yavaşlamak var, uyku ve iştaha dair değişimler var. Zaten depresif hissediyorum, istek, hiçbir şey eskisi kadar istek duymuyorum. Bir taraftan da sadece bu değil, kendimi de değersiz ediyorum. Yani içsel olarak da kendimden de memnun değilim. Ve suçluluk düşünceleri nerede giriyor? Kendimden memnun değilim ve böyle olduğumdan dolayı da kendimi suçluyorum. Ve hatta etrafımda olan kötü şeylerden de kendimi suçluyor olabilirim. Yani bir başkasını mutsuz, ben onu mutsuz ettim. Ben insanları mutsuz ediyorum. İlişkimi ben bozdum. Bak ne kadar iyiydi. Ya da işte bak ne kadar iyi başlamıştık okula ama bak şimdi notlarım ne kadar düştü gibi. Hani hep ve bu ben işte başladığım işleri bitiremem ki gibi kendime mal ettiğim sadece, ama yani bir de tabii ki de biz de bazı şeylerin sorumlusuyuz. Elbette kendimiz de bir şekilde sorumluluk almalıyız ama eğer çoğunlukla diğer faktörleri, unsurları düşünmeyip sadece kendimize mal edip ve bunda takılı kalıyorsak, o zaman işte çok gerçekçi ve davranmamış ve kendimize haksızlık yapmış oluyoruz. Ve bunlar çok depresif halin bir parçası. İntihar eğilimi tabii en tehlikeli olan şeylerden bir tanesi. Majör depresyonun içinde maalesef ki intihar eğilimine dair bir gösterge olabiliyor ya da belirti olabiliyor. Her intihar eden kişi majör depresyonda olmuyor. Majör depresyonda olan insanların, yani intihar eğilimi yapan insanların en az yarısında majör depresyon bulunuyor ama illaki değil. Ama majör depresyonda olmak tabii intihar için bir risk faktörü, risk unsuru. O yüzden tedavisinde geçirmemesi veya çok iyi takip edilmesi çok önemli. Ölüm düşünceleri olabilir. İntihar eğilimi neden bahsediyoruz burada? Ölüm düşünceleri sadece düşünce olarak olabilir. Depresyon başımıza gelebilecek en hafif psikolojik rahatsızlık mıdır? Yani böyle diye düşünenler var aslında. Çünkü şizofreni var, bipolar, manik depresyon var gibi. Ama depresyon belki de birçok insanda var ki gerçekten baktığımızda dünyada en sık yaşanan psikolojik rahatsızlıklardan bir tanesi depresyon. Çok sık ve çok sıklıkla birbirimize depresyondayız, çok rahat söylediğimiz için. Hani böyle sanki çok hafif bir şey, herkes yaşıyor zaten. Depresyonlar da yaşanır zaten, çünkü birçok insan depresif şu anda. Ve bununla da yaşanıyor da gayet de. Çok böyle genel geçer, hani hepimizin alışmış olduğu bir duygu durum hali. Çok da mutlu değiliz ama işte yaşıyoruz gibi bir hal midir depresyon? Aslında pek de değildir. Gerçek depresyondan bahsettiğimizde hiç de hafif bir rahatsızlık değildir. Yani World Health Organization, Dünya Sağlık Örgütü'nün dünya çapında ülkelerle yaptığı araştırmalarda bulunan tablo pek iç açıcı değil. Yani depresyonun engelliliğe neden olan bir numaralı rahatsızlık olduğu bulunmuş. Yani ben AIDS ve türevi kanser gibi bütün rahatsızlıklar. Depresyon başımıza gelebilecek en hafif psikolojik rahatsızlık mıdır? Yani böyle diye düşünenler var aslında. Çünkü şizofreni var, bipolar, manik depresyon var gibi. Ama depresyon belki de birçok insanda var ki gerçekten baktığımızda dünyada en sık yaşanan psikolojik rahatsızlıklardan bir tanesi depresyon. Çok sık ve çok sıklıkla birbirimize depresyondayız, çok rahat söylediğimiz için. Hani böyle sanki çok hafif bir şey, herkes yaşıyor zaten. Depresyonlar da yaşanır zaten, çünkü birçok insan depresif şu anda. Ve bununla da yaşanıyor da gayet de. Çok böyle genel geçer, hani hepimizin alışmış olduğu bir duygu durum hali. Çok da mutlu değiliz ama işte yaşıyoruz gibi bir hal
midir depresyon? Aslında pek de değildir. Gerçek depresyondan bahsettiğimizde hiç de hafif bir rahatsızlık değildir. Yani World Health Organization, Dünya Sağlık Örgütü'nün dünya çapında değişik ülkelerle yaptığı araştırmalarda bulunan tablo pek iç açıcı değil. Yani depresyonun engelliliğe neden olan bir numaralı rahatsızlık olduğu bulunmuş. Yani ben AIDS ve türevi kanser gibi bütün rahatsızlıklar, trafik kazaları da dahil olmak üzere. Depresyon neden böyle? Depresyon kişinin hayatının önemli yapı taşlarını çok derinden etkiler. Nedir? İlişkiler, eğitim, işe devam, finansal özgürlüğü sağlayabilmek, bilişsel kapasitelerde daralma. Bütün bunlar bir arada düşünüldüğünde bir insanın normal hayatına devam etmesi oldukça zorlaşır ki bunun da zaten etkilerini maalesef istatistik olarak da görüyoruz. Küresel olarak ölüme ve engelle sebebiyet veren tüm medikal hastalıklar risk unsurları ve kazalar arasında ilk 10'da yer alır. Dediğim gibi tekrardan AIDS ve diğer ve kanser ve diyabet vesaire gibi hastalıkların arasında yer alıyor. Ölüme neden sebebiyet verebiliyor? Bir intihar üzerinden maalesef. İntiharların yarısından çoğu depresyon kökenli ve her 40 saniyede bir kişi intihar ediyor. Depresyon yaşayan kişilerin çoğu sadece depresyon değil başka psikolojik rahatsızlıklarda ve özellikle kaygı yaşıyor. Ve kalp damar hastalıkları, migren, astım, arthritis, yani artrit, kanser, obezite, diyabet gibi hastalıkların başlangıcında bir rolü olması ile beraber daha da çok gidişatında sürecinde çok önemli bir rol oynuyor. Bu yüzden sadece aslında psikolojik bir rahatsızlık ve bozukluk olarak hayatımızı etkili, aynı zamanda fiziksel olarak da sağlığımıza çok ciddi derecede etkileri oluyor. Başka yanılgılara gelecek olursak doğru bilinen yanlışlar dedik. Depresyona girmek bir lükstür. Böyle şeyler duyuyoruz çünkü. Hani depresyona girecek lüksüm yok. Hani sanki bir seçimmiş gibi değil mi? Hani ben seçebilirim. Çok rahat bir hayatım varsa ve insanların bana hani ihtiyacı yok, param, pulum, işte her şeyim yerindeyse ben depresyondayım, depresyona girebilirim. Öbür türlü insanlar girmez. Ama istatistiklere baktığımız zaman genel olarak depresyon riskinin düşük sosyoekonomi seviyesinde olan insanlarda daha çok gerçekleştiğini, yani aslında çok da işlevsel olmaya çok ihtiyacı olan bir grupta daha çok göründüğü, yani bir ve de bunun kesinlikle bir seçim olamayacağını farkındayız. Kesinlikle tabii ki de bir lüks değil. Tam tersine aslında yani çok zor bir durumdur depresyonda olmak. Kesinlikle bir seçim değil, insanın elinde olan bir şey değildir. Tabii ki de yapabileceğiniz şeyler vardır o durumda veya o durumdan korunmak için, ama bir seçim hakkımız çok da olamıyor belli bir noktada. Depresyonda olmak karakter zayıflığına, güçsüzlüğe işaret midir diye baktığımızda bulgulara bakıyoruz. Risk unsurlarını burada bahsetmek isterim. Aslında bir karakterdeki zayıflık ve güçsüzlükle alakalı değil, birçok unsurdan sonuçlanır depresyonda olmak. Kalıtsal yatkınlık bunlardan bir tanesidir. Yani genetik olarak ailemizde anne ve babamızdan birisinde varsa bizde depresyon çıkma olasılığı 2 kat yüksek. İkisinde de varsa 4 kat yüksektir. Genetik olarak da %37 kalıtsal yatkınlık değeri bulunmuştur. Yani %37 oranında genetik olarak bize geçiyor. Geriye kalıyor %63 diyelim ki bu doğru bir başka istatistikler de var ama genel olarak bu şekilde düşünebiliriz. %60 diyelim genel olarak bizim çevremizin ve psikolojik durumumuzun rolü var burada. Ama bu kesinlikle bir zayıflık veya güçsüzlük durumundan değil. Bütün unsurlara şöyle kısaca üzerinden geçecek olursam stres hassasiyeti yüksek olması, yani fizyolojik yapımızın strese çok çabuk cevap vermesi ve cevap verdiğinde de çok çabuk sakinleşememek. Bu genelde bizim hepimiz dururken stresli halimizde bedenimizin ne kadar stres hormonu salgıladığıyla ve ne kadar sinir sistemimizin aktif olduğuyla alakalı. Biyolojik bir süreç çok alakalıdır. Hormonlar çok alakalıdır. Bizim stres seviyemizde ve duygu durumumuzda. Stresler çok tetikleyicidir. Özellikle ilk depresyonda mutlaka bir stres unsuru buluruz. Daha sonradan stres unsurları yavaş yavaş yok olmaya başlayabilir. Stresli yaşam olayları, ayrılık, işten ayrılma, kayıplar, travma, istismara uğramak, beklenmedik kayıplar, aile içi şiddet, yakın ilişkilerde şiddet gibi. Kronik stresler, ekonomik güçlükler, süregelen ailevi çatışmalar, ilişkiler, çalışmalar diyebiliriz. Bunlar depresyonu tetikleyebilir. Ama önemli olan psikolojik durumumuz da çok önemlidir. Nedir? Yani bizim bu stresli olayları nasıl yorumladığımız. Burada aslında davranış terapinin, düşünce odaklı terapilerin rolünü çok görüyoruz. Nasıl yorumluyoruz biz bu stresleri? Kendimizi küçük görerek, kendimizi kınayarak ve kendimizi devamlı suçlayıp diğer bütün unsurları dışarıda bırakarak yorumluyorsak o zaman daha çok etkileniriz bu streslerden.
Ve sosyoekonomik dezavantajlar, sosyal destek, yoksunluğu ve çevremizin bizi ne kadar çok sarıp sarmaladığı da elbette bizim depresyona yatkınlığımızı oldukça etkiler. Yani genel olarak bir karakterimizin aşabileceği bir durum değildir. Birçok unsurdan oluşan bir durumdur depresyon, depresyona yatkınlık ve depresyonda olmak. Başka bir yanılgı, depresyon sadece kadınlarda görünür veya sadece kadınlar depresyona girer. Bu da bir yanılgı elbette. Kadınların erkeklere olan oranla iki kat daha fazla depresyona girme riski vardır. Evet, bu doğrudur. Ya da istatistiksel olarak böyle görünmektedir. Her dört kadından biri, her altı erkekten biri depresyona girme riskinde. Bundaki en önemli unsurlardan bir tanesi doğal hormonal süreçler olduğu düşünülmekte. Çünkü kadının içinden geçtiği, hayat boyu geçtiği hormonal değişimler bunda oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Aynı zamanda kadınların elbette duygu durumlarıyla nasıl baş ettikleri de çok fark ettirebilir. Nasıl ki şöyle, erkeklerde depresyon genel olarak çökkünlük, ağlama, depresif bir hal olarak değil, daha çok riskli davranışlar, uyku bozuklukları, cinsel ilişkiler bozukluğu, ağrılar ve sinirlilik hali olarak gözükür. Ve bunlar bazen depresyonu örtüleyebilir. Yani erkeklerin bazen depresyonda olmasına rağmen bunu depresyon olarak tanımlamadıkları veya bu şekilde gözlemlenmediği biliyoruz. Bundan dolayı buna da dikkat etmek gerekir. Belki bu ikide bir oranlar birazcık bu erkeklerin duygularını yaşama ve ifade etme şekilleriyle de alakalı olabilir. Yalnız depresyonda olan erkeklere dair de önemli bir bulgu var. Kadınlara oranla 4 kat daha fazla intihar riskine sahiptirler ve de intihar ettiklerinde maalesef daha başarılı, yani başarılı demek istediğim tamamlanan intiharlar söz konusu. O yüzden erkeklerde olan depresyona çok dikkat ederiz ve de orada da aynı derecede müdahaleler ve gerekirse koruyucu müdahalelere de bulunuruz kadınlar kadar. Çocuklar depresyona girer mi? Böyle bir yanılgı var. Çocuklar depresyona girmez. Daha onlar zaten ne anlar ki veya işte hayatlarında ne olabilir ki gibi. Doğru değil de çocuklarda belirtiler farklıdır. Kadın erkekte farklı olduğu gibi. Nedir örneğin çocuklarda? Temel belirti gene sinirlilik, saldırganlık, kavga etmek, değil mi? Olabilir. Eskiden ilgilendiği şeylerle ilgilenmemek, gerçi burada tabii yetişkin belirtilerine çok benzemekle beraber çoğunlukla çocuklarda böyle kendini geri çekme veya çok dışa dönük olma, ama dışa dönüklüğün bir katılım, sosyal katılım değil de tam tersi orada birazcık daha tepkisel bir saldırganlık, öfke hali gibi. Kırıp dökme, işte daha önceden yapmadığı şekillerde kavga etme hali olarak görebiliriz. Çocuklarda enteresan olan kız ve erkek oranları eşittir depresyona girme oranları. Belli bir yaştan sonra, 13 yaşından sonra aslında bu işte ergenliğe giriş zamanlarında kızlarda yükselir, erkeklerde aynı kalır veya azalır. Yani burada aslında hormonal süreçlerin ya da belli bir dönemden sonra yaşanan bilişsel belki de farklılıkların da önemi olduğunu görmekteyiz. Depresyon yeterince güçlüysen kolaylıkla kendi başına iyileştirebileceğin geçici bir sorundur. Çünkü herkes girer. Daha önceden dediğimiz gibi de zaten çok büyük bir mesele değildir. Herkes depresyonda. İstersem de yani bundan çıkmanın bir yolunu da bulurum diye düşünenler oluyor. Ve bu yüzden depresyonun hani çok fazla dilimizde olması nasıl etkiliyor? Bu şekilde yani çok önemsizleştirip, çok normalleştirip buna dair bir müdahalede bulunmamak. Hatta bunu bir karakter gibi artık üzerimize giymek. Yani ben depresifimdir zaten. İşte öyle melankolik şarkılar dinlerim. İşte hayat bana cezadır hani gibi, hani daha arabesk bizim hani damarımızı besleyen haller olabilir ve bunu biz kendi üstümüze alırız ve bütün hayatımızı böyle de geçirebiliriz. Elbette depresyon biraz acılı bir durum. Hani böyle acılı kalmak çok zor olmakla beraber. Bazı insanlar dediğim gibi bunu çok kimlikleri olarak yiyebiliyorlar ama halbuki böyle olmasına gerek yok. Hem böyle benimsemek bir sorun olabilmekle beraber bazen de işte nasıl olsa ben bunu aşarım diye önemsemeyip bunun kronikleşmesi ya da tekrarlaması ve insanın gitgide hayatta el tek çekmesi veya potansiyelini belki de yerine getirememesi söz konusu olabilir. Bu da büyük bir kayıptır genel olarak tabii ki de elbet. Bir insanın potansiyelini kaybı çok önemli bir şey. Bunların yapılan bir araştırmada Türkiye'de ihtiyacı olanların sadece %18'in tedavi görmekte olduğu gösteriliyor. Bütün dünyada da elbette çok düşük oranlar var ama %18'de oldukça düşük bir oran. Bu demek oluyor ki birçok insan aslında depresyonu tekrar tekrar yaşıyor. Çünkü tedavi edilmeyince tekrarlaması daha yüksek ihtimal. Birçok insan ümitsizliğe kapılıyor, intihar oranları yükseliyor derken. Diğer rahatsızlıkların olasılığı ve fiziksel aslında rahatsızlıkların kötüleşmesi buradan besleniyor.
Maalesef ki tedavi görenlerin %85'i olumlu sonuç alıyor. Bu da ne demek? Aslında tedavi ulaştırabilsek veya insanlar tedaviye ulaşmayı düşünseler ve aynı zamanda tabii ki de tedavide ulaşılabilir olsa, değil mi? Hepsi bir bütün bir sistem içinde. O zaman çok olumlu sonuçlar alabileceğimiz bu durum aslında. Ve maalesef ömür boyu intihar riski tedavi edilmeyen depresyon vakalarında %20 daha fazla. Bir sağlık söz konusu olduğunda %20 oran çok yüksek bir oran. O yüzden gerçekten depresyon tedavisinin ulaşılabilir olması ve buna dair eğitimlerin daha genelleşmesi, farkındalığın arttırılması depresyonun ciddiyetine dair ve tedavilerin dediğim gibi ulaşılabilir olması oldukça halk sağlığı açısından çok önemli. Çünkü depresyon şimdiye kadar söylediğim şeylerden bir bütün olarak daha önce söylemedim, bir halk sağlığı sorunudur. Ve halk sağlığı sorununa da belki de birazcık daha bu şekilde yaklaşıp bilinci yükseltmemiz gerekiyor. Tedavi dedik, tedaviler neler var? American Psychological Association'ın, yani Amerikan Psikoloji Birliği'nin böyle birimleri var. 12. birim özellikle klinik psikoloji ve tedavilerle ilgileniyor. Bu onlar belli yıllı aralıklarla araştırmaları özetliyorlar. Ve buradan EST denen empirically supported treatment, yani bilimsel olarak desteklenmiş terapiler ve tedaviler. Depresyon sayfasına baktım. Daha önceden veya yakın zamanda yüksek oranda desteklenmiş tedavileri de kırmızı içine aldım. Ve bunların da özetini yapacak olursak ilk olarak bilişsel davranışçı terapi. Bilişsel davranışçı terapinin tabii odak noktası gene düşünceler. Biz başımıza gelen bazı stresler var. Stresleri engelleyemiyoruz. Yani hayatın bir parçası istediğimiz şeylere ulaşamamak maalesef ki. Bazı sevdiğimiz şeyleri kaybetmek. Bunların hepsi hayatımızın bir parçası. Biz bunları ama bunlar olduktan sonra biz bunları nasıl yorumluyoruz ve kendimize mi sadece mal ediyoruz? Kendimizi mi sorumlu tutup bundan dolayı kendimizi mi dövüyoruz, ama yoksa daha geniş bir bakış açısıyla sorumluluğumuzu alıp elimizden geleni yapıp ondan sonra da hayatımıza devam edebiliyor muyuz? Aslında bunu bu şekilde yapabilsek, yani bir şekilde sorumluluk alıp ama sonra da hayatımıza devam edebilsek, daha sağlıklı bir şekilde başarı, başarısızlık, sevilip sevilmemeye dair yaşam olaylarını aslında kucaklayıp yorumlayabilsek çok daha rahat bir yaşamımız ya da çok daha rahat bir şekilde üzüntüden geçebiliriz. Yani önemli olan stresli olayları nasıl yorumluyoruz ve devamlı olarak kendimizi yeren, kendimizi söven şekilde mi ve kendimizi iyileştiren şekillerde mi düşünüyoruz? Bilişsel davranış terapi bu kendisini iyileştiren, kendisini söven ve yeren eleştirel bakışı kendisine temel olarak hedef alır. Davranışsal aktivasyon tedavisi de şuna dayanır. Depresyonda olduğumuzda genelde kendimizi geri çekmek isteriz. O kadar az enerji isteriz. O az enerjimi ben eskiden yapmayı sevdiğim şeyleri değil, yapmak zorunda olduğum şeylere getirmem gerek. Yani ders çalışmak istiyorumdur. Ama çok az enerjim var. Ders çalışmak zorundayımdır. Bir de arkadaşlarımla vakit geçirmeyi seviyorumdur diyelim. Çok az enerjim var. O zaman enerjimi ders çalışmaya vereyim ki azıcık var zaten. Onu da orada kullanayım. Ondan sonra da yatar uyurum. Ya da ondan sonra da kendi kabıma çekilirim. Depresif bir hal. Ama burada ne olur? Zaten beni olumlu hissettiren şeylerden kendimi geri çekiyorum. Az enerjimi sevmediğim ya da benim için zor olan bir şeye yatırmaya çalışıyorum. Ama o sırada depresifsem veya depresyondaysam dikkatim dağınık, net düşünemiyorum, bazı kararları alamıyorum. Böyleyken ve geçmişten yaşadığım kayıplar devamlı aklımda dönüyor, rüminasyon. Ve böyleyken ben tabii ki de dersim pek de çalışamıyorum. Ve de gene başarısız hissediyorum. Gene kendimi çok da iyi hissetmiyorum. Bir zaten arkadaşlarımı da görmemişim veya sevdiğim şeyleri de yapmamışım. Bu bir depresif bir döngü. Ve gitgide kendimi hayattan çekerken olumlu şeylerden de yoksun kalıyorum. Davranışsal aktivasyon tedavisi hissetmesem de istemesem de bu olumlu şeyleri hayatıma katabilir miyim? Yani davranışa geçebilir miyim? Böyle bir motivasyonum olmasa da, yani arkadaşlarımı görmeye de devam etmeliyim. Bana iyi gelen şeyleri, benim için değerli olan şeyleri hayatımdan çıkarmamalıyım. Bunu birisinin belki de bana profesyonel dışarıdan belki de hatırlatması ve benim böyle adımlar atmam önemli. Kişiler arası ilişkiler psikoterapisinde kişiler arası ilişkilerdeki kayıplar ve çatışmaların çözümleri konuşulur. Çünkü depresyon ve ilişki problemleri çok alakalıdır. Özellikle kadınlarda mı, erkeklerde de aynı şekilde. Erkeklerde birazcık daha başarı odaklılık görünebiliyor. Her zaman değil ama yani başarı ve yeterlilik, yetersizlik birazcık daha ön plana çıkabiliyor.
Ama onlar erkek ve kadın ikisinde de kişiler arası ilişkiler psikoterapisi çok önemli. Sorun çözme terapisi neden önemli? Çünkü diyoruz ya depresyon stresle yani hayatımızda olan stresli durumlarla alakalı. Yani çözmemiz gereken bir problem karşımıza çıkıyor. O yüzden ne kadar ben problemlerle hayatımda karşıma çıkan değişimler, stresli unsurlar ne kadar iyi başa çıkarsam o kadar az stresli ve o kadar az belki de kendime yüklenirim. O yüzden ne kadar iyi sorun çözersem kendimi o kadar daha donanımlı hissedebilirim hayatın kayıplarına dair. O yüzden sorun çözme terapisinde çok büyük bir katkısı var, önemi var. Nüksü önlemek yani tekrar önlemede farkındalık temelli bilişsel terapi çok ön plana çıkıyor son zamanlarda. Bunun da nedeni birazdan en son olarak anlatacağım. Önleyici psikoeğitime odaklı yaklaşımlar var. Daha küçük yaşlardan itibaren okullarda veya işte gene halka hitap eden eğitim kurumlarında olumlu düşünme stratejileri. Çünkü biliyoruz ki depresyon ve olumsuz düşünme, dediğim gibi eleştiri, kendini eleştirme, genel olarak felaketleştirme başımıza gelen şeyler çok yaygın. Ya hep ya hiç düşüncesi. Bunlarla başa çıkmamızda olumlu düşünme stratejileri önemli. İlişkisel problem çözme becerileri, daha strese girmeden önce bunları belki de öğrenip ya da çok travmatik şeyler yaşamadan önce bunları öğrenmek önemli olabiliyor. Ve farkındalık temel duygu durum olaylara yaklaşım stratejileri gibi. Yani depresyona girmeden önce acaba halk demek istediğim toplumun depresyona yatkınlığını azaltabilir miyiz diye bakmak. Elbette ebeveyn sağlığı çok önemli. Ebeveynlerin depresyonu çocukları çok etkiliyor. Burada eklemedim ama ebeveyn sağlığına dair belki de bilinçlendirmek oldukça önemli gibi yaklaşımlar var. Son büyük yanılgıyla da kapatmak istiyorum. Eyvah, bütün depresyon ne kadar korkunç bahsettik. Depresyonun sonuçları yani ne kadar ölümcül olabileceğinden, fiziksel olarak bizi yaralayabildiğinden, işte hayatımızdan ne kadar eksik ve noksan bırakabildiğinden, potansiyelimizi yerine getiremeyeceğinden bahsettik. O zaman hiçbirimiz depresif hissetmemeliyiz. Sonucunu çıkartabiliriz bütün bu sunumun özeti olarak. Ve bu da büyük bir yanılgıdır. Eyvah, depresif hissetmemeliyim ve hemen bu ruh halinden çıkmalıyım. Yoksa tekrar eden felaketleşen bir senaryonun parçası olacağım. Zaten %50'si toplumun depresyondaymış. Ben de bir girdim mi ben bundan kurtulamam. Eğer böyle bir hissiyata kapıldıysanız sakın hemen oradan çıkın, geri basın. Çünkü bu da aslında bizi depresyona götüren düşüncelerden bir tanesi. Çok tuhaf ve çok belki değişik gelebilir ama öyle. Nasıl ki böyle? Daha önce dediğim gibi bu farkındalık temelli bilişsel terapinin de aslında üzerinde durduğu tam da bu cümledir. Depresyonu tekrarlamasının en önemli nedeni bu duygudan korkmaktır ve duyguların tetiklediği olumsuz düşüncelere kapılmaktan dolayı tekrar insanlar depresyona girerler. Bu ne demektir? Yani depresif hissettiğimde eğer ki ben bu tür böyle hissetmekten çok korkuyorsam ve depresif hissettiğimde mesela tekrardan şey düşünceleri aklımda uyanıyorsa bak gene depresyonu düşündüm. Bak gördün mü duygularını bir düzenleyemedin. Bak gördün mü tekrardan aklın başarısızlıklarına kayıyor. Gene felaketleştirdin. Böyle yapmamalıydın diye düşünürsem mesela ben. O zaman ne oluyor? Hemen bir strese giriyorum değil mi? Hani depresyona giriyor muyum diye strese giriyorum. Kaygılanıyorum. Kendimi de yeriyorum. Bak gene böyle hissettim. Böyle hissetmeyecektim. Böyle düşünmeyecektim. Bak gene en ufak bir şeyde hemen strese giriyorsun diye kendimi yermeye başladığım noktada aslında ikinci bir normalde aslında zaten kötü hissediyorsam işte ikinci derecede ya da üçüncü derecede kabuklar atarak daha da duygu kabukları demek istiyorum. Duygu katmanları diyeyim ya da yine kendimi kötü hissederek, kendimi daha çok yererek, kendimi yerdikçe eski düşüncelerim tekrar geliyor. Bak hiçbir zaman için başaramayacaksın. Hep böyle kaybedeceksin. İlişkilerde kaybedeceksin. İşte başarısız olacaksın. Bak gene başına gelmeyecekti. İyi hissediyordum. Bak gene kötü hissettin diye düşünürsem bu eski düşünce kalıplarım tetikleniyor. Depresif düşünce tarzım tetikleniyor. Kendimi zaten kötü hissederken daha da kötü hissediyorum. Hissettiriyorum. Gece gene uykum kaçıyor belki. Motivasyonum gene düşüyor. Ve de bu şekilde tekrardan spiral dediğimiz böyle bir döngünün içinde tekrardan depresyona doğru ilerliyoruz. Peki bunu yapmayıp ne yapmamız gerekiyor? Duygulardan kaçmamak,
Kötü hissettiğimizde niye kötü hissettim? Evet, tam istediğim gibi gitmedi. Diyelim ki bir sınava girdim, sınavdan tam istediğim gibi almadım. Ya da bir arkadaşımla çok önemli bir konuşma yaptım, konuşma istediğim gibi geçmedi diyelim. Ya da işte sevdiğim insana sevdiğimi açıkladım, o da bana sevdiğimi söylemedi ama diyelim. Telefon ettim, telefonuma geri dönmedi ama diyelim. Bu durumlarda üzüntümü yaşamak, bununla temasa geçmek, tabii ki de üzüleceğim değil mi? Hani istediğim şey olmadı deyip biraz o üzüntüyle beraber kalabilmek, paniklemeden ya ben burada başka türlü davranabilir miydim? Acaba başka ne unsurlar var bu olayın istediğim gibi gitmemesinde? Biraz daha geniş bir bakış açısından bakıp değerlendirmek. Bir dahaki hareket planımı yapabiliyorsam, hani yapmak, karar vermek, biraz kendime zaman tanımak, sakinleşmek için kendime keyif verici şeylere yönelmek, sevdiğim bir insan aramak, işte dizi seyretmek, soğuk bir duş almak, sıcak bir çay içmek, artık her neyse. Sakin bir şekilde ben karşıma çıkan, hayal kırıklığına uğradığım şeyi yaşayabiliyorsam, içinden geçebiliyorsam o zaman depresyon tetiklenmiyor. Ama tekrar şunu yaparsam, ya bak gördün mü, tekrar kötü hissettin, tekrar tam beklediğin şey oldu, tekrar kaybettin, tekrar hayal kırıklığına uğratıldın. Zaten hep böyle olmuştu, bundan sonra da böyle olacağının kanıtıdır bu diye düşünürsen depresif düşünce tarzı. O noktada tekrar depresyon örüntüsüne dönmek çok daha ihtimal. O yüzden depresif hissetmemeliyim diye bir şey söz konusu olamaz. Çünkü depresif hepimiz hissedeceğiz belli bir noktada. Depresyondaysanız da olmuşsanız geçmişte tekrarlaması ihtimal ama tekrarlamaması da ihtimal. Bunu önlemenin en ya da bunun paniğine kapılmamanın en önemli yolu duygularımızı bir şekilde soğukkanlılıkla karşılayıp nereden geliyorlar, nasıl yaşıyorum, şu anda kendimi iyi hissettirebileceğim neler var, reddetmeden duygularım, bunun içinden nasıl geçerim, en pamuklara kendimi sararak ya da en olayı kötüleştirmeden sakinlikle karşılayıp neler yapabileceğimize bakmak. Donanımlı değilsek gene yardım alabiliriz. Sevdiklerimizden profesyonel yardım her zaman için ulaşabileceğimiz noktaları önceden tespit etmek önemli. Ve böylece düşünceleri, olayları daha objektif bir açıdan bakmayı kendimize telkin etmemiz ve bunu harekete geçirmemiz çok önemli. Zaten farkındalık temelli bilişsel terapi de tamamen buna odaklanır. Yani önleyici olmamızın en önemli unsurlarından bir tanesi duygularımıza farkındalıkla ve birazcık daha kapsayıcı, kucaklayıcı bir şekilde korkmadan bakabilmek, içinden geçebilmektir. Bu yüzden dediğim gibi bütün bu sunum boyunca depresyon ne kadar korkunç bir felaket olduğundan bahsedip en sonunda da bundan bahsetmek istedim. Yani ne kadar korkunç bir felaket olsa da depresyondaysak, depresif hissediyorsak bundan korkmadan nereden geliyor, bununla ilgili ne yapabilirim? Sonsuza kadar böyle sürmek zorunda değil. Şu anda dünya başıma yıkılıyor gibi hissetsem de biliyorum ki bu sadece geçici bir düşünce. Biliyorum ki bu duygum da geçici. Hiçbir zaman için, hiçbir an bir sonraki anla aynı değil. Daha önceden de bunu yaşadım. Şimdi de bunu yaşayacağım, biliyorum diyecek kadar kendimize mesafe alıp hani düşüncelerimize orada sakinlikle durabilmek, kendimizi iyi hissettirecek şeylere yönelmek, kaçınmak kaçmak için değil, kendimizi desteklemek için duygularımıza bu şekilde yaklaşabilmemiz, korkarak olmamalı diye değil, olduğunda da bir şekilde karşının o duygularla beraber kalabiliyorsak ve hayatımıza da devam edebiliyorsak, değer verdiğimiz şeyleri hayatımızdan reddetmiyorsak, işte sevdiğimiz insanların telefonunu kapatmıyorsak, onların mesajlarına cevap verebiliyorsak, sevdiğimiz kitapları anlamasak da okumaya devam ediyorsak, belki dikkatimiz orada değil ama en azından okumak bile gelebilir. Sevdiğimiz dizilerin karşısında oturabiliyorsak, hani o anları yaşayarak kendimizi iyi hissettirmeye başlamak mümkün. Bunun için kendimize, içimize kapanıp kaçmak bir çözüm olmuyor. Bu da son söyleyeceğim şey olsun. Kaynakçaları koydum buraya. Ancak bilgileri aldım genel olarak, yerler olarak belirtmek istedim.